I'm from London. I'm a chef. And a few years ago, I set up a kebab restaurant in London. And I came to Tarsus to do my research on how the traditional kebab is made. So I'm coming back to revisit and see the food festival. Benim adım Edward. Londra'dan geliyorum. Ben şefim, aşçıyım. Londra'da bir kebap restoranına sahibim. Birkaç sene önce Türkiye'ye kebap araştırmak için gelmiştim. Şimdi de tekrar burayı ziyaret ediyorum ve bilgilerimi tazeliyorum. Peki gastronomi günleri hakkında neler düşünüyor? Neleri gördü, neleri yedi? What do you think about the gastronomy days? Have you tasted many dishes so far? Any food? What do you want to say about Turkish cuisine? Well, generally it's great, but in Tarsus in particular, it's fantastic. We've tried so many local specialities, so many historic dishes, so many things that are different and unique to here. It's really amazing to have such a rich food culture. Genel olarak Türk mutfağı hakkında harika diyebilirim ama özellikle Tarsus genelindeki tadına baktım. Zerel lezzetlerden çok etkilendim. Çok farklı şeyler yedik ve hepsi tadı damağımızda kaldı. En çok hangisini beğendin? Which one was your favorite? Delicious. Hummus or... It has to be the Tarsus kebab. Tarsus kebabı demem lazım. Incredible city. The history is just unbelievable. You know, how you can walk around town and this monument is 5,000 year old and this archaeological site is 3,000. There's nowhere I've ever visited like it. Buranın etrafında dolaşmak tarihe bir yolculuk gibi ve ben bundan çok etkilendim. Sağa dönüyorsunuz 5000 yıllık, sonra dönüyorsunuz 10.000 yıllık bir tarih var burada. Buraya dolaşmak tarihte yolculuk gibi ve çok etkilendim. Genel olarak gastronomi günlerinin milletlerin etkileşimi açısından nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? What do you think about gastronomy days in the scope of like intercultural exchange in terms of culture? For me, I think it's such a good way to have that intercultural exchange. Food is something that everyone can relate to. You don't need to go to university to understand it. And there's an emotional side to it as well, which other parts of culture don't necessarily get. Kültürel etkileşimi düşündüğümüz vakit bence yemek bunun için yapılabilecek en etkin yöntem. İlla ki üniversitelere gidip bilimsel çalışmalarla bir kültürel etkileşime gerek yok. Yemek üzerinden de kültürel etkileşimi sağlayabiliriz. When two people from different cultures share a meal, it's incredible how much you can bond. İki farklı milletten insan aynı yemeği yerken bunun duygusal bir etkileşimi de var ve bir bağ kurmalarını sağlıyor. Bence bu çok önemli. Esat Bey, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarsus Gastronomi Günleri'ne geldiniz. Değerlendirir misiniz gastronomi günlerini? Öncelikle tabii böyle organizasyonlar beni çok heyecanlandırıyor. Böyle bir yerlerde arandığım vakit, böyle bir organizasyon var dendiği vakit bir kere çok heyecanlanıyorum ben. Çünkü yemek evrensel bir şey. Yemek insanı mutlu eden bir olgu. Yemek yaşayan bir kültür. Yemek bir mozaik. Küçük bir mozaik taşı. Ve burası da Mersin çok önemli bir lokasyona sahip. Yani Çukurova'nın en bereketli topraklarının olduğu yerler. Adana, Mersin, Tarsus buralar. O bağlamda beni mutlu ediyor. Tarsus'a ben ilk defa geliyorum. Hep Adana ve Mersin'in olaylarından geçiyorduk. Burası biraz içinde kaldığı için hiç girme fırsatım olmamıştı ama gezdim. Eskişehir'i özellikle gezdim. Eski yerleşim yeri diyeyim. Tabii çok büyülendim, çok etkilendim. Yeni tatlar keşfetmeye başlıyorum. Yani Tarsus mutfağına ait. İşte mesela küçük bir sizin lahmacun var, böyle küçük lahmacun diyorlar işte. Şimdi fındık lahmacun diyorlar, işte başka yerde ceviz lahmacun adlandırılıyor ama çok başarılı bir ürün. Sabah saatlerinde işte özellikle kişilerin tüketmesi, çünkü bu ritüel bunlar, çok önemli. Yani günler saat yenilebilir ama orada onun o saatte yenmesi ritüeldi. Gastronomi sürdürülebilir, gastronomi turizmi için önemlidir. Yani gelen turistleri o saatte yedirmek. Bunlar çünkü yurt dışında mesela bunu yapıyor. İspanya'ya gittiği zaman, İtalya'ya gittiği zaman belli saatlerde belli şeye uymak durumundalar. Ve bu da çok hoşuma gidiyor benim. Yourself a little. So my name is Barbara Massad. I am from Beirut, Lebanon. I'm a cookbook writer. Benim adım Barbara Massad. Ben Lübnan, Beyrut'tan geldim ve yemek kitabı yazarıyım. I'm part of the Slow Food Association, which is worldwide, and I'm the president of Slow Food currently in Lebanon. Ben yavaş yemek akımının kurucusunun başkanıyım ve şu anda da Lübnan bir kurumun başında yer alıyorum. So the aim of my work is to keep the culinary heritage of my country and to spread also the slow food philosophy all over the world. Benim amacım şudur ki Lübnan'daki yemek kültürünün devamını sağlamak ve mevcut olanı korumak, aynı zamanda da yavaş yemek kültürünü dünyaya yaymak. So I have written four books. One is called Manouche, which deals with the bread of my country. Two is Mune, which is the preserving techniques.
4 kitap yazdım. İlki Manuşe, bu ekmek üzerine bir kitap. And what was the second one? And I'm very happy to be here and to meet all these wonderful people, and I think that's the best way to connect. Burada olduğum için çok mutluyum. Bence bu mükemmel insanla bir arada olmak, iletişim halinde olmak çok önemli. All right. What do you think about the gastronomy days in general? What do I think about? The gastronomy days, this event. I think it's important, and the only way that people can come to a place is by eating the foods of the locals and learning. The best way to learn about a place is through the food. So I think it's a very good initiative. Bu çok önemli bir niyetin göstergesi. Aynı zamanda insanları buraya getirmek için yemek çok önemli bir anahtar. Ve ben insanları tanımak için oralarda yemek yenilmesi gerektiğini düşünen insanlardım. What do you think about Turkish cuisine in general, Turkish cuisine? So I'm very, very curious about Turkish cuisine, and I intend to do a tour with my son in the future in order to learn more about it. I already know about it because we have a lot of influence in our culture, in our cuisine, but I'd like to go into it more. Türk mutfağı hakkında ne düşündüğünü sordum kendisine. Aslında baktığınız zaman Türk kültüründen, Lübnan kültürünün çok etkilendiğini söyledi. Fakat çok fark olmasa da merak ettiğim yeni şeyler var ve gelecekte, yakın bir gelecekte oğlumla birlikte Türkiye'deki yemekleri araştırmak istiyorum derler. Did you like Tarsus? Last question. Yes, I really enjoyed it. I had a tour of the city this morning and I think it's a beautiful ancient city and it's really worthwhile to come here. Bu sabah gezme imkanı yakaladım ve bence çok tarihi, güzel bir şehir. Bence buraya gelmeye kesinlikle değer.